Delisin sen. Bunu biliyordum. Ama bu kadar büyük bir çılgın olabileceğini hiç düşünmemiştim. Bunu gözünü bile kırpmadan yaptın. Bir yıllık maaşını çektin ve parayı aileme verdin. Alya? Evet yenge. Bu takvimi aşağıda buldum. Yerdeydi. Sanırım senin pencerenden düşmüş olmalı değil mi? Evet. Buradaydı. Bu günleri sen mi işaretledin? Hayır yenge. Ah! Bu durumda Zeyn işaretlemiş olmalı. Evet. Zeyn işaretledi. Neden peki? Bir fikrin var mı? Daha önce hiç böyle bir şey yapmadı o. Sence günleri neden sayıyor olabilir? Sen Allah'tan korkan bir kızsın. Asla yalan söylemezsin. Anlat bana. O günler... Aslında... Benim gidişim için Zeyn bir tarih belirlemişti. Ya... Sevgili oğlum Zeyn, o inanılmaz bir çocuk. İlişkileri hatırına her şeyi feda etmekten çekinmez. Örneğin babana 1 milyon rupi vermesi gibi. O yaşta birinin kayınpederi için yaptığını hiçbir evlat babası için bile yapmaz. Özellikle de bu kişi evliliğinden memnun değilseniz. Sana sanki bilmediğim bir şeyi söylüyormuşum gibi bakma, olur mu Alya? Bu herkesin malumu. Her neyse, önemli olan bu değil. Önemli olan şey şu. Zeyn senin mutluluğun ve ailenin mutluluğu için fedakarlık yapmaya devam ediyor. Sen kendini ona karşı yükümlü hissetmiyor musun? Senin de bir iyilik yapman gerektiğini düşünmüyor musun? Ben ne yapabilirim ki? Elimden gelen hiçbir şey yok. Ama sizin aklınızda bir şey varsa onun için yapabileceğim bir şey... Lütfen söyleyin. Bunu mutlaka yaparım. Zeyn özgürlüğüne çok düşkün biriydi. Bu onun en büyük mutluluğuydu. Ve sen onun elinden mutluluğunu aldın. Bir zindana hapsettin. Ama o buna rağmen sana büyük bir iyilik yaptı. Buna kardeşin sebep olmuş olsa bile hayatından olması işten bile değildi. Bütün bu cömertliğine rağmen daha ne kadar bedel ödeyecek? Onu gerçekten mutlu etmek istiyorsan eğer... Özgürlüğünü geri ver ona. Onu bu esaretten hemen kurtar. Bu takvimde işaretlemiş olduğu günler ne kadar huzursuz olduğunun bir kanıtı. Boğulduğunun işareti. Bunu hiç fark etmediğini söyleyebilirsin tabii ki ama... O bunu asla belli etmezdi Alya.
Zeyn'in karakterini anlamışsındır. O mutsuzluğunu bile gülümseyerek saklamaya çalışır. Herkes Zeyn'in mutlu olduğunu düşünür. Ama ben onun acı çektiğini çok iyi biliyorum. Mutsuzluğunu kimseyle paylaşamıyor. Özellikle de Osman Bey'le. Çünkü kalbini kırabilir. Gulan Bey'in sağlığının iyi olmadığını biliyoruz. Zeyn onunla konuşmak istese bile babanın rahatsızlığı ona engel oluyor. Onun hayatından kendi rızanla çekip gidersen eğer, ona en büyük iyiliği yapmış olur.